Devam ediyoruz. Gama Enerji CEO'su bizlerle. Tamer Çalışır, hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biraz enerji sektörünün genelinden başlayacağız. Özele doğru ineceğiz. İlk önce tabii merak ediyoruz. O kadar çok yağış oldu ki. Evet. Dolayısıyla bu kuraklıktan dolayı HES'ler işte öyleydi böyleydi diye hep konuşuyorduk. Bir iyileşme var mı? Genel olarak tabii oradaki iyileşme diğer türlere de yarayabiliyor. Nasıl bir görünüm var? Evet, 2023 yılının geneline baktığımız zaman esasında 2022 yılıyla kıyasladığımızda enerji üretiminde binde ikiler seviyesinde bir azalma söz konusu. Tabii bunun gerçek azalma mı yoksa ölçümlenemeyen azalma mı olduğu tam olarak net değil. En önemli unsurlardan bir tanesi biliyorsunuz 2023 yılı dünya genelinde tarihin en sıcak yılı olarak da geçti. Her ne kadar yaz ayları en sıcak aylar olmasa da ortalamada sıcak geçtiği için 2023 enerji üretimi ve tüketimi anlamında 2022'ye paralel gitti diyebiliriz. Ama bundan sonrasında özellikle Aralık ayının son bölgesinde veya Ocak ayının tamamına baktığım zaman geçen seneye göre hidroelektrik üretimleri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Bu tabii aynı zamanda termik üretimleri de azalması ve yenilenebilir enerji üretiminde artması anlamına geliyor. Geçen sene 3,5 terawatt saat civarında olan aylık doğalgaz üretimi bu sene 7 terawatt saat olan üretim bu sene 3,5'lara düşerken hidroelektrikte ise neredeyse %30'lara varan bir üretim söz konusu oldu. Bununla beraber rüzgar üretimi de rüzgarın da yüksek olmasıyla beraber geçen senenin 1,5 katı civarında bir oranla 4 terawatt saatler düzeyinde gerçekleşti. Bu tabii dışa bağımlılık anlamında önemli bir kaynağın pozitif olarak yer değiştirmesi gibi görülse de aynı zamanda yenilenebilir enerjideki beklentilerin veya düzenin bir anda nasıl değişebileceğini de en büyük göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani sorunuzun kısa cevabı tabii. Evet, Ocak ayında yüksek bir hidroelektrik üretimi gerçekleşti. Şimdi yenilenebilir enerjide elektrik üretiminde %50'nin üzerine zaten çıkmıştık. Önümüzdeki dönemde mesela nerelere gitmesi beklenebilir? Eksik gördüğünüz neler var? Çünkü bir torba yasa meselesi biliyorsunuz yine içerisinde belli başlı hususların yine destekleneceğini de biliyoruz. Özellikle işte bu yüzer GES'ler vesaire. Nasıl görüyorsunuz? Eksik var mı? Şimdi eklenmesi gereken hususlar neler? Kurulu güç anlamında bakıldığı zaman bakanlık tarafından yayınlanan eylem planında da, enerji planında da en azından söylendiği üzere ciddi bir yenilenebilir enerjiye yatırım gelmesi bekleniyor. Zaten dünyadaki özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında da görüldü ki bazı ürünlere bakıldığında veya onlara bağımlılık sürdüğü sürece çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor ülkeler. Türkiye'de bununla beraber kendi planını koyduğunda özellikle 195 gigawattlık kurulu güce gelirken rüzgarda 3 kat, güneşte de 5 katlık bir artışı planladı. Bu planlamayı hayata geçirebilmek için tabii birçok önümüzde zorluklar var. Hem finansal zorluklar, mevzuatsal zorluklar, yatırım zorlukları var ama kısa vadede bunların çözülerek bu yatırımların gelmesini bekliyoruz. Geçen seneyi 106.6 gigawattlık kurulu güçle kapadık. İlk ayda çok büyük bir kurulu güç artışı olmadı ama 150 ile kapamayı bekliyoruz daha bu ayları. Önümüzdeki dönemde özellikle finansman tarafında, mevzuat tarafında ve diğer taraflarda açılacak imkanlarla beraber başta güneş olmak üzere birçok yenilenebilir kapasitenin girmesini bekliyoruz. Hidroelektrik biraz evvel de bahsettiğim gibi tabii sallantılı bir dönem. Hidroelektrik üretim sezonları var. Bu sezonların içinde olduğunuz zaman yüksek üretimle beraber yenilebilir kaynaklarda yüksek üretime karşı karşıya kalırken diğer taraflarda özellikle yenilenebilir enerjideki dalgalanmayı sönümleyecek doğal gaz veya flexible üretim kaynaklarına da ihtiyacınız bir o kadar çok artıyor. Kısa dönemde bunları çok fazla yaşamadık. Türkiye'deki dağılım şu anda öngörülebilir veya yönetilebilir seviyede ama farklı unsurların da devreye girmesi gerekiyor. Torba yasada işte tam bu anlamda birçok unsuru içinde barındırıyor. Yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak Sayın Bakanımızın ve Bakanlığın açıkladığı 7500 megawattlık ek kapasitenin içinde belli yerlerin bu torba yasayla da belirlenecek mevzuatlar kapsamında daha önce ihale edilen ama finansal nedenlerden ya da bunun dışında pandemi nedeniyle
veya birçok başka nedenle yapılamayan ama hali hazırda aloke edilen kapasitenin boşa çıkmasıyla bu kapasitelerin daha iyi finansman bulunarak yapılabilmesine imkan yaratacak bir yapı da var. Bunun dışında doğalgaz tarafında torba yasaya baktığımız zaman enerji hubu ve doğalgaz hubu olma ile ilgili birçok maddeyi içeriyor. FSRU'ların rahat hareket edebilmesinden burada sıvılaştırılacak gazın yeni bir ticaret merkezi olmasına kadar birçok maddeyi de bunun içinde görebiliyoruz. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi de enerji piyasasında ticareti ve liberalliği sağlayacak olan diğer unsurları iyi yönetebilmek. Bununla ilgili de birkaç dokunuş var. Özellikle lisanssız elektrik üretim tarafında 10 yılını dolduran santrallerin lisanslı olması ve buradaki fiyat mekanizmalarının belirlenmesi anlamında bazı önemli adımlar var. Ümit ediyoruz ki biz bu piyasa oyuncuları olarak bu liberal piyasada destekleyen bu unsurların devam etmesi ve kuvvetlenmesi önemli olacaktır. Çünkü her bir yatırımcının ayrı bir değeri var. Bu yatırımcıların sağladığı değerinde sistemin gelişiminde kullanılmasında önemli bir fayda olduğunu düşünüyoruz. Evet, burada rezerv rakamları bu arada açıklanıyor. Net rezervde ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Onu da ifade edelim. Brüt rezervde bir miktar gerileme vardı ama net rezervde ciddi anlamda bir artış var. 30.7 milyar dolara ulaştı. Önceki rakam 23.7 milyar dolardı. Yani özellikle yıl sonunda biz diyorduk ki hani rezervlerde iki hafta üst üste özellikle hızlı bir azalış yaşandı ama hani bunun da özellikle geçici olabileceği ifade ediliyordu. Nitekim öyle. Yabancılar geçen hafta nette 51 milyon dolarlık tahvil sattı bu arada. Geçen seferki de yine satıştı. Yani tahvilde de iki hafta üst üste çıkış olduğunu yine ifade edelim. Hisseyi az önce kaçırdım ama birazdan yine onu da anons ederiz. Şimdi ben fiyatlama olarak da merak ediyorum. Yani önümüzdeki dönemde tüm bu bahsettiğiniz iyileşmelerin devamıyla birlikte hani yenilenebilir enerji kaynaklarının artması, işte önümüzdeki dönemde nükleer de konuşuluyor vesaire. Dolayısıyla hepsini topladığımızda vatandaş, birey olarak daha ucuza enerji alabilecek mi sizce? Şimdi enerji fiyatının ucuzlaması ya da pahalanması tabii sadece enerjinin üretimiyle alakalı değil. Hı hı. Aynı zamanda birincil kaynakların tabii ve yapılan yatırımların nasıl finanse edildiğiyle de doğru orantılı olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki yıllarda düşük enerji fiyatları birincil enerji kaynaklarından kaynaklı ve aynı zamanda ucuz finansmanla beraber bunun artı değerleri sunulabiliyordu. Son dönemde ki yüksek fiyatlamalar hali hazırda enerjinin belli bir seviyenin üzerinde olması veya en azından dolar bazında yani yabancı para birimi bazında belli seviyelerde olmasını gerektiriyor. Şu anda Türkiye'de geçen seneye göre 90 dolarlardan 60 dolarlara gerileyen bir enerji fiyatlaması bekleniyor ama bunun dolar kurunun hareketi, aynı zamanda çevre ülkelerde yaşanan sorunlarla beraber artabilecek gerek TTF fiyatı gerekse varil petrol fiyatı ile beraber değişkenlik seyredeceğini düşünüyoruz. Genel uzun dönemden önce kısa dönemli tahminleri incelediğimizde enerji fiyatlarında çok büyük bir oynama olmayacağını öngörebiliriz. Ancak burada tabii ki dolu olan doğal gaz depoları ve düşük seyreden enerji fiyatları nispeten geçen seneye göre önemli yer kaplıyor. Yenilenebilir enerji üretimi de arttıkça tabii bunun fiyat üzerinde daha aşağı yönlü bir hareket olacaktır ama şunu da unutmamak gerekiyor ki Türkiye'de tüketilen enerji normalde üretilen enerjiden çok daha ucuz, subvanse edilen bir enerji. Tabii. Bunların kaldırılarak kırılgan müşteriye doğru enerji fiyatlamasının yapılması ve sonrasında da herkesin daha gerçekçi enerji fiyatlarıyla tüketimi gerçekleştiriyor olması önemli bir unsur olarak öngörüyoruz. Önemli bir son dakika daha ekranda. Merkez Bankası, İspanya Merkez Bankası ile birlikte merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Önemli, birazdan yine konuşacağız. Zannediyorum süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik ama vaktimiz varsa evet bitmişiz zaten. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Tamer Çalışır'ı bugün ağırladık efendim. Gama Enerji CEO'su bizlerleydi. Noktalıyoruz. Hoşçakalın.